Altın Rehber programında bugün Ege'nin incisi, Marmaris'in en güzel beach'i İncekum Beach'teyiz. Ve yanımda İncekum Beach'in sahibi Cemal Bingöl var. Merhabalar Cemal Bey, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz İncekum Beach'e. Çok teşekkür ederiz. Bize İncekum Beach hakkında biraz bahsedebilir misiniz acaba? Neler yapıyorsunuz burada, nasıl faaliyetler yürütüyorsunuz? İncekum Beach, Marmaris Ormanı İşletme'ye ait bir mesire yeri. Bizden 3 yıl öncesine kadar Çamlıköy Muhtarlığı işletiyordu. 2014 yılında ihale usulüyle 10 yılına şirketimiz aldı. Pınar Gözü Turizm Ticaret Limited şirketi. O tarihten bu yana hizmet vermekteyiz. Ama bundan önce muhtarlık döneminde hiçbir ünite yoktu. Sadece küçük bir büfe vardı. Bizim almamızla birlikte plan ve proje dahilinde onaylanmış. Çünkü buralar sit bölgesi. Tuvaletler, duşlar, soyunma kabinleri aynı zamanda hizmet verebilecek, gelen misafirlerin yiyecek ve içeceklerini karşılayacak bir kafemiz var. Elektrik işini doğa dostu güneş enerjisiyle karşılamaktayız. Dediğiniz gibi burası gerçekten değil Marmaris'in incisi, Türkiye'nin hatta dünyada eşi benzeri bulunmayan ismi gibi ince bir kum. Halk arasında Hawaii plajı diye geçer. Tüm misafirlerimizi buraya bekliyoruz. Özellikle buranın en büyük özelliklerinden birisi çocuklu ailelerin rahat edebileceği, hizmet alabileceği, kumda rahatlıkla oynayabileceği bir ortam. Sıcak, samimi, tamamen böyle insanların gelip eğlenebileceği hem de dinlenebileceği bir beach o zaman. Peki misafirlerimiz bu beach'e nasıl ulaşım imkanı sağlayabilirler Cemal Bey? Gelmek isteyen misafirlerimiz Marmaris'ten gelecekler. Marmaris'e 22 kilometre mesafede karayoluyla gelebiliyorlar. İncekum diye zaten tabelalarımız var. Çamlıköy İncekum diye. Arabayı park ediyorlar. Arabadan indikten sonra 1 kilometrelik mesafeyi traktörlerle, çekçeklerle karşılıyoruz ve misafirlerimizi buraya getiriyoruz. İzmir, Muğla tarafından gelecek misafirlerimiz yine Marmaris'e doğru gitmeden önce, Marmaris'e varmadan 12 kilometre önce Çamlıköy İncekum tabelasını görüp yola sapıp bu tarafa gelecekler. Valla biz gelirken traktörle geldik ve çok samimi, çok tatlı bir yolculuk yaptık. Aynı zamanda gelirken çok güzel manzarasını görmüş oluyoruz. Biraz da manzaradan, bu şeyden de bahsedebilir miyiz? Denizin saflığından, güzelliğinden. Yani burası hakikaten ismi gibi ince. Altında bir taş taneciği bile yok. Doğanın verdiği bir renk, beyazından, mavisinden, lacivertinden turkuazına kadar her türlü renk var. Peki Cemal Bey, misafirlerimiz neden İncekum Beach'i tercih etsinler? Misafirlerimiz İncekum Beach'i neden tercih ediyorlar? Bizim burası gelen insanların, gelen misafirlerin, yerli yabancı ki özellikle yerli misafirlerimiz geliyor. Aileleriyle geldikleri zaman konumundan dolayı mesire yeri, dışarıdan her türlü yiyeceğini içeceğini de getirebiliyor. Sadece tüp ve mangal yasak. Masa kiralıyor, şezlongu kiralıyor ve tatilini geçiriyor burada. Bu yüzden de İncekum Beach'e mutlaka gelinmesi gerekiyor ki şu an gerçekten de çok kalabalık. Beach çok dolu bayağı bir. Muhtemelen çok tercih edilen bir yer. Ki o kadar insan geliyor. Herkes de gayet mutlu bir şekilde günlerini geçiriyorlar. Misafirlerimizin büyük çoğunluğu özellikle cumartesi, pazar Aydın, Denizli, İzmir ve Muğla'nın ilçeleri. Cumartesi, pazara gelen misafirlerimizin hepsi bu yöreden geliyor. Hafta içi de Marmaris'teki otellerde, pansiyonlarda, apartlarda kalan misafirlerimiz geliyor. Yani yöre anlamında en çok tutulan, en çok tercih edilen, fiyatlarımız makul, yiyecek, içecek, hizmetlerimiz hepsi fiyat anlamına baktığın zaman makul olduğu için gelen halk tercih ediyor. Bugünkü durağımız Marmaris'in incisi İncekum Beach'ti. Mavinin en mavisini, yeşilin en yeşilini gördük ve burada çok keyifli vakit geçirdik. Yanımda Cemal Bey, buranın sahibi, ona da çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki durağımızda farklı sektörde, yeni yerlerde görüşmek üzere, hoşça kalın.